CGTN Türk dijital mecraları ve CGTN Türk Radyo için gerçekleştirdiğimiz Hasan Hoca'ya Soruyorum programımıza hoş geldiniz. Hocam nasılsınız? Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Teşekkürler. Değerli hocam, yine dış politikada ülkemizi ilgilendiren sıcak gelişmeler var. Biz son birkaç programdır Suriye-Türkiye arasındaki yeni sayfaya dikkat çektik. En son Suriye Meclisi'nde Beşar Esad'ın konuşması oldukça olumluydu. Benim ön şartım yok dedi, açık ifade etmek gerekirse. Ön şart ifadeleri Türkiye'den de doğru gerçeği yansıtmıyor dedi. Bir şerh düştü. Dün akşam saatlerinde bir açıklama geldi dışişleri kaynaklarından, Anadolu Ajansı ile servis edildi. Yine 4 şart sunduğumuz bir açıklama. Bu açıklamayı nasıl yorumlamalı? Bence bu açıklama pişmiş aşa su katmak. Bunun Türkiye'nin ulusal çıkarlarıyla hiçbir bağlantılı tarafı yok. İşi yokuşa sürmek ve şu anlama geliyor bu. Biz Suriye ile normalleşmek istemiyoruz. Biz Suriye ile ilişkilerimizi düzeltmek istemiyoruz. Biz Suriyeli sığınmacıları göndermek istemiyoruz ve terör örgütüne karşı mücadelede de Suriye ile işbirliğini laf olsun diye telaffuz ediyoruz ama niyetimiz bu değil demek. Yani bu kadar sert ifadelerle söylemeye ihtiyacı duyuyorum. Çünkü yani milli çıkarlarımıza aykırı bir açıklama mı? Politika buysa evet. Yani milli çıkarlarımıza aykırı. Neden? Türkiye'nin bir defa sadece PKK, PYD ve bunun türevlerine karşı mücadele ile ilgili olarak Suriye ile 2011 yılı öncesinde olduğu gibi stratejik bir işbirliğine ihtiyacı var. Bu işbirliğini armudun sapı, üzümün çöpü gibi meselelere bağlamak ve bunları şart koşmak akılsızca şeyler. Bakın, akıl dışı, mantıksız demiyorum, akılsızca artık. Bu işin tadını kaçırdı Türkiye'nin, özellikle Türk Dışişleri Bakanlığı. Şimdi diyor ki orada siyasi çözüm diyor. 2254 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı diyor. Şimdi Güvenlik Konseyi kararı kabaca şunları istiyor. Diyor ki bir, çatışmasızlık olsun. 2, Suriye'ye yeni bir anayasa gelsin. 3, bir geçici hükümet kurulsun. Bunun içinde mümkünse Esad olmasın. Veya küçük bir ortak olarak olsun. Sonra da uluslararası gözlemcilerin sıkı kontrolü altında seçimler yapılsın. Seçimlerden kim çıkıyorsa başkan odur. Bunun Türkiye'nin ulusal çıkarlarına hizmet eden tarafı nedir? Suriye milli üniter yapıda bir devlet. Suriye'nin milli üniter yapısını bozacak bir anayasa Türkiye'nin hangi çıkarına hizmet eder? Suriye'nin milli üniter yapısı eğer yeterli değilse o zaman zaten siz demek ki Suriye'de otonom bölgeler barındıran, federe üniteler barındıran, adı federasyon diye konulmuş veya konulmamış bir yeni anayasal yapıdan bahsediyorsunuz. Bunun benzeri Irak'ta yapıldı. Irak'a bir anayasa dayatıldı. Ne oldu? Irak'taki durum bizim açımızdan çok daha mı lehimizde? Irak yönetilebilir bir ülke olmaktan çıktı Allah aşkına. Aklımızı başımıza alalım. 2. Güvenlik Konseyi'nin aldığı kararlar, kutsal kitabın tartışılamaz sayfaları mı Allah aşkına? Güvenlik Konseyi'nin aldığı kararları hangisini İsrail uyguladı? 2. Bizim açımızdan da söyleyeyim. Güvenlik Konseyi'nin kararlarını biz uyguluyor muyuz Kıbrıs'ta? Kendimiz uyguluyor muyuz? Hayır. Güvenlik Konseyi'nin aldığı 541 ve 550 sayılı 2 kararı var ve burada diyor ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıma anlamına gelen hiçbir şey yapılmamasını istiyor üye ülkelerden. Oysa biz tanıdık, büyükelçilik açtık, tam doğrudan ticaret yapıyoruz, doğrudan uçuşlar yapıyoruz vesaire vesaire. Niye bu Güvenlik Konseyi kararına taktık kafayı anlamadım ben. Yani sonra bu kararın alındığı tarihten bugüne kadar alandaki şartlar değişti kardeşim. Evet, 2011, şimdi oldu 2024. O 2011'den sonra bu karar yanılmıyorsam 2015 civarında ama evet. Zaten çalışmasızlık var ve fiilen, savaş fiilen sona ermiş durumda. Bir defa iç savaş bölümü tamamen tükenmiş durumda. alandaki ta Suriye'nin başkentine yakın bölgelerdeki cihatçı gruplar çoktan tasfiye edilmiş, yenilmiş ve bunlar işte İdlib'e kaçarak ancak kurtulmuş bir kısmı. Bir kısmı da İdlib üzerinden ülkeyi de terk etmiş falan. Bunların çoğu zaten Suriyeli değildi. Şimdi bizim derdimiz ne Allah aşkına? Biz neye oynuyoruz? İkinci bir soru da şu. Cumhurbaşkanı Erdoğan birkaç hafta önce Suriye Devlet Başkanı Esad'ın hani böyle bir ön şartsız görüşmeye hazırız, yeter ki Suriye'nin tam ve eksiksiz egemenliği üzerine konuşalım sözleri üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan gayet mantıklı bir açıklama yaptı ve dedi ki bir, rejim kelimesini kullanmadı. Bu yaralayıcı bir kelime. İki, Suriye Devlet Başkanı Esed diye hitap etti. Yani oradaki devlet başkanının meşruiyetini tartışmaya açmadı. Suriye'nin iç işlerine karışmaya niyetimiz yok dedi. 2011 öncesine ailece dönebiliriz, biz o zaman ailece görüşüyorduk dedi. Peki bütün bunlar söylendikten sonra bakanlıkların birbiri ardına, özellikle Dışişleri Bakanlığı'nın böyle 4 parça halinde şartlar ortaya koyarak ancak bunlar olursa biz işte normalleşmeyi görüşmeye hazırız demesi ne anlama geliyor? Yani bu ülkede Cumhurbaşkanı ile Dışişleri Bakanlığı iyi polis kötü polis mi oynuyor Allah aşkına? Yani bu bir şaka mı? Yoksa efendim şöyle mi diyor kurumlar? Bize verilen bir talimat yok. Biz eski politikayı aynen böyle sürdürüyoruz ya. Ama orada Cumhurbaşkanı konuşuyor. Yani akademisyen Hasan Ünal konuşmuyor. Yani Cumhurbaşkanı bir açıklama yapmış. Cumhurbaşkanı açıklaması üzerine kurumlar pozisyon almazlar mı? Ve sonuç olarak şunu söyleyeyim. Eğer bu fırsat kaçırılır, bakın Rusya'nın, İran'ın tam destek verdiği, Arap ülkelerinin hepsinin Suriye ile ilişkilerini normalleştirdiği, Amerika ve İsrail'in pek çok başka angajmanından dolayı baskı yapma güç ve kapasitelerinin iyice azaldığı böyle bir dönemde bu fırsat kaçırılır, Suriye ile ilişkiler normalleştirilmez, özellikle sığınmacıların gönderilmesi konusunda adımlar atılmaz ve terör örgütüne karşı ortak mücadele hedefinde birleşilmezse bunun faturası bu hükümete çok ağır olur. Herkese ağır olur. Çünkü bakın bugün çok ağır bir ekonomik kriz altında ezilen halk, sığınmacılar konusunu da bu ekonomik krizin bileşenlerinden birisi olarak görüyor. Haklı olarak görüyor. Dolayısıyla hükümet böyle, de öyle görüyor. Efendim? Hükümet de öyle görüyor. Hükümet yani de öyle görüyor. Öyle diyor. En azından yaptığı açıklamalarda öyle diyor. Sonra bir bakıyorsunuz iş karışmış. Yani tekrar yani düzelmesin, böyle gitsin der gibi bir hava. Peki hocam takip etmeye devam edeceğiz bu konuyu. Çok riskli bir şey. Peki. Takip etmeye devam edeceğiz. Şimdi yine bir güney komşumuzdan bir ziyaret olacak. Uzun yıllar görüşmediğimiz Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah Sisi Türkiye'ye geleceği ifade edildi. Ne olacak Mısır Devlet Başkanı'nın Ankara ziyaretinde? Efendim bu konuda kendimi tebrik ederim. Çünkü ben tam 8 yıl boyunca Türkiye'nin izlediği politikanın yanlış olduğunu, bununla bir yere gidilemeyeceğini, mutlaka ve mutlaka Arap dünyasının ve Doğu Akdeniz'in en önemli ülkesi olan Mısır'la ilişkilerimizin toparlanması gerektiğini söyledim, yazdım. Bunları söylediğimde televizyonlarda bana işte yeni yetme birçok dış politika gurusu çemkirdi durdu. Güya efendim işte bunlar böyle oraya yerleştirilmişti bilmem şeylerde, piyonlarda bunun nesiyle görüşeceksin, ne yapacaksın? İlk defa adamlar demokrasiye de geçti de onu da öldürdüler de falan da filan da. Bunların hepsi yanlıştı. Hepsi bakın. İçinde iler tutar böyle tutup çekeceğiniz bir zerre yoktu doğru olma adına. Türkiye'nin ulusal çıkarlarına da fevkalade aykırıydı. Neden aykırıydı? Çünkü biz Mısır'la o kadar gergin ilişkiler yaşamaya başladık ki Mısır'ı altın tepside Rumlara ve Yunanistan'a müttefik olarak hediye ettik. Oysa mübarek zamanında Mısır bizim çok yakınımız, bir müttefikimiz haline gelmişti. Yani Suriye ile yaşadığımız 98 krizinde Mısır Devlet Başkanı Mübarek olağanüstü iyilik yapmıştı bize. Uçağına atlayıp Ankara'ya gelmişti. Hemen buradan aldığı mesajları Şam'a götürmüştü ve orada arkadaşı Hafız'a, ki bunların ikisi de hava kuvvetleri pilotudur. İkisi de eğitimlerinin büyük bir bölümünü Sovyetler Birliği'nde almışlardır vaktiyle. Bunlar ve Hafız'a şunu dedi. Dedi ki bak Hafız, deniz bitti senin için. Biz sana söyledik. Aynı anda İsrail'le ve Türkiye ile düşmanlık yürütemezsin. Ayrıca Türkiye ile düşmanlık yürütmenin bir anlamı yok. Gidip Yunanistan'la bir araya gelip Türkiye'ye karşı iki cephe, bu taraftan PKK'ya destek verip Türkiye'yi 2,5 savaşa zorlama falan senaryoları, fantazileri bitti. Çünkü ben Türkleri biliyorsam, anlıyorsam bu adamlar ilk defa tam dolmuş durumdalar. Ve eğer bu adamlar sana karşı harekete geçerlerse, ki geçmeye hazırlar, o zaman İsrail de güneyden harekete geçecektir. Bunu da bilesin. Ve bunun sonucunda da hiçbirimizden hiçbir şey bekleme. Çünkü bu sonu kendin getirdin. Bizim uyarılarımızı dikkate almadın. O çapta büyük bir devlet adamının bunu söylemesi bir anda Hafız Esad'ın bütün politikasını ters yüz etmesiyle sonuçlandı ve çok iyi oldu. Hı hı. Ondan sonra Türkiye-Suriye ilişkileri dostane, sonra da kardeşçesine ilerledi ve 2011 yılında bu yanlış politikaya kadar. Fakat esas mesele Mısır'a dönünce, şimdi Mısır gibi orada bu kadar önemli büyük bir devleti kendimize düşman etmenin hiçbir anlamı yoktu. Ve 2020 yılının yazında özellikle Libya üzerinde Mısır'la adeta bir silahlı çatışmanın eşiğine gelmek Türkiye'nin herhangi bir şekilde ulusal çıkarlarıyla tevil edilebilecek bir durum değildi. Buradan geri dönmek gerekiyordu. Şimdi bu hükümetin takdir edilecek bir tarafı da şu. Birçok yanlış yapıyor, yanlışlarda ısrar ediyor ama sonuçta doğruya da geri adım atıyor. Bu doğru bize şu anki mevcut jeopolitikte ne kazandıracak? Şunu kazandırdı bir defa. Mısır, Rum ve Yunan tarafının cepte keklik diye gördüğü müttefiki değil artık. Bizim Yunanistan ve Rumlara karşı yürüttüğümüz bölgesel mücadelede, yani bu mücadele her anlamda sürüyor iki taraf arasında. Mısır kayıtsız şartsız Yunan tarafının, Rum tarafının yanında değil. Bu önemli bir kazanım. İki, Mısır bölgenin çok büyük bir ekonomik gücü. Potansiyeli çok yüksek. Yatırım alanları fevkalade. Eğer bütün bu yanlışlıklar olmasaydı biz şimdi Mısır ekonomisindeki belirleyici devlet haline gelmiş durumdaydık. Yani Mısır'ın işte serbest bölgesinden tutun da diğer alanlardaki bütün yatırımlarında Türk sanayicisi öncü durumuna geçmişti. O zamanki bizim Dış Ticaret Bakanı Kürşat Tüzmen bu Orta Doğu liderlerle de çok yakın ilişkiler kurarak harikalar yaratıyordu. Bu sürecin devamı gerekliydi. Şimdi buraya geri dönülebilir. Neden geri dönülebilir? Ben Sayın Hakan Fidan'la Mısırlı mevkidaşının Kahire'de yaptıkları basın toplantısını baştan sona izledim. Sorulara verdikleri cevapları da. Orada baktım, Mısır Dışişleri Bakanı'nın konuşmasının 2/3'den fazlası, belki 80'i Mısır-Türkiye ikili ilişkilerine yönelik. Birçok projeden bahsediyor. Bunlar çok güzel şeyler. Bunlara yoğunlaşmak lazım. Mısır'la Türkiye arasındaki ilişkileri her alanda geliştirmek lazım. Ekonomik, ticari ilişkileri geliştirirken askeri alanda da ilişkiler kurabiliriz. Bizim bir takım savunma sanayi ürünlerine Mısır da ilgi gösterebilir. Ve dahası Mısır'la birlikte bir Kahire platformu kurarak Libya'ya barış getirme çabalarını başlatabiliriz. Çünkü Libya'ya barış getirilmesi Mısır ve Türkiye'nin doğrudan işbirliğine bağlı. Bu arada Rusya da bu sürece destek verebilir, katılabilir. Çünkü onların da bir takım çıkarları var. Hem Türkiye ile hem de Mısır'la iyi ilişkileri var. Dolayısıyla bu fevkalade iyi bir başlangıç. Yani Ankara Kahire ilişkileri sadece iki ülkeyi değil, bölgeyi etkiliyor. Bölgeyi ilgilendiriyor. Mısır Devlet Başkanı muhtemelen Ankara'ya şu Suriye'deki topraklardan da artık çekilseniz iyi olur. Çünkü bir Arap ülkesinin topraklarında bu kadar uzun süre kalmamalısınız diye söyleyecektir muhtemel. Suriye yönü de olabilir diyorsunuz hocam. Evet. Şimdi yine Bölgeden devam edelim. Bize de çok uzak değil. Kursk'a bir gidelim. Kursk'ta Ukrayna, Rusya sahadaki son durum ve olası muhtemel senaryolar, sonuçlar ne olur hocam? Şimdi şöyle, Ukrayna alandaki savaşı Donbas ve etrafında kaybederken, yani Ukrayna'nın içinde hemen hemen hiçbir ilerleme kat edemezken ve Rus tarafı kademeli bir biçimde elinde tuttuğu üstünlüğü sürdürürken ani bir saldırıyla Kursk'a çıktı. Kursk, Rusya'nın içindeki bir bölge. Ben hiç gitmedim Kursk'a ama anladığım kadarıyla Rusya'nın birçok bölgesi gibi düz bir arazi. Ve 2. Dünya Savaşı'nın da en ölüm kalım denilebilen savaşlarından birinin cereyan ettiği bir yer. 1943 yılının Şubat'ında Sovyet tarafı, bir hafta 10 gün kadar önce Sovyetler Birliği'ne kaybettikleri Stalingrad'ı geri alırken, ki bugünkü adı Volgograd, savaşı ilk defa geriye çevirmeyi başarmışlardı. Ya da kapsamlı bir biçimde. Çünkü daha önce de Moskova muharebeleri falan var. Orada da Moskova'nın önlerinden geri atmayı başarmışlardı Sovyetler Birliği güçleri. Fakat 1943 yılının yazında, çok büyük bir tesadüf, tam bu aylarda 6.000 tankın iştirak ettiği, dünya literatüründeki en büyük muharebe farz edilen, kabul edilen Kursk Savaşı meydana gelmiş ve Sovyet tarafı bu savaşta Alman tarafını feci bir yenilgiye uğratmıştı. Ve o yenilgiyle birlikte Alman tarafının, Nazi birliklerinin Sovyetler Birliği'nden süpürülerek atılması süreci hızlanmış. 43'ün sonlarında, 44'ün başlarında özellikle Sovyetler Birliği'nde Alman işgali kalmamıştı. Şimdi burada Ukrayna büyük bir kumar oynamış durumda. Öyle anlaşılıyor. Bunu son Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'nın açıklamalarından da anlıyoruz. Öyle anlaşılıyor ki Kursk'a çıkalım ve Rusya tarafı Donbas'taki birliklerini bu tarafa kaydırmak zorunda kalsın. Ani panikle diye. Fakat Rusya panikle hareket etmeyen bir ülke. Burada da gösterdi kendisini. Donbas'tan birlik kaydırmak yerine başka bölgelerden yeni birlikler getirerek ve tabii hava gücünü, füze gücünü kullanarak şimdi Kursk'taki süreci geriye çevirmiş durumda. Yani Ukrayna orada fazlaca tutunamayacak durumda. Çünkü hava üstünlüğü olmayan Ukrayna birliklerinin öyle bir arazide, öyle bir yerde uzun süre kalıcı olması mümkün değil. Şimdi oradaki geri çekilme ya da yenilme, bir de binlerce kayıp vererek geri çekilme ve yenilmeden bahsediyoruz. Bu 1943'teki savaşın sonuçlarına benzeyebilir. Yaratacağı askeri psikolojik yorgunluk ve bir tür depresyon diyelim, ya biz bunu kazanamıyoruz şeklinde Ukrayna'ya çok pahalıya mal olabilir. Tabi batılı bazı, özellikle bu Avrupalı bazıları, işte ne bileyim Baltık ülkeleri, öteki beriki, bunlar böyle bu işi bir şey zannediyor, hani bilgisayar oyunu gibi değerlendiriyor falan. Savaş işte, ha bir de buraya yapalım, dur bir bakalım falan. Ya da gece kulübüne dans etmeye gitmek gibi filan anlıyor böyle savaşı. Savaş çok ağır bir şey. Efendim işte Putin'i biraz rahatsız edelim, Rusya'nın içine çekelim, biraz da o rahatsız olsun filan. Tamam ama şimdi bunun stratejik bir hamleye dönüşebilmesi, Putin'i gerçekten rahatsız edebilmesi için çok çok ciddi derecede güçlerinizin olması lazım. Siz Donbas'ı savunamıyorsunuz. Şimdi ama benim endişelerimden biri de şu, gerek Kursk'taki gerekse Zaporijya'daki bu nükleer santrallere saldırıya düzenleyebilir mi Ukrayna tarafı? Çünkü böyle bir kirli bomba kullanarak Amerikan seçimleri öncesinde büyük bir provokasyon yapma fikri yok değil. Şimdi Trump'ın kazanması halinde böyle bir senaryoyu mantıklı hale getirecek epeyce bir şey var kafalarında. Sürprizler diyorlardı buna. Şimdi Trump'ın kazanma ihtimali yeniden bayağı yükseldi. Trump tarafına yeni katılımlarla falan. Acaba ona oynayacaklar mı diye endişe etmiyor değilim. Hocam son 2 dakika Hakan Fidan'ın AB gayri resmi Dışişleri Bakanlar toplantısı. Şimdi bu konuşmayı yaptığımız anda bu toplantı oluyor olmalı. Evet, devam ediyor. Şimdi buradan çok temkinli hareket etmek lazım burada. Bu konferansın Türkiye-Avrupa Birliği ile ilişkileriyle ve Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üye yapılmasıyla ilgili bir tarafı yok. Bu sorun şu, Avrupa Birliği bir Kıbrıs meselesini çözmek istiyor. Çünkü kendisinin içinden çıkılmaz hale getirdiği bir mesele olarak görüyor. Rum tarafına adanın tümünün hükümeti olarak almasıyla bu işin bir bölünmeyle sonuçlanacağını bilmeliydi. Ama o yıllarda hükümetin verdiği yanlış mesajlar yüzünden onlar da herhalde böyle bir şey olmayacak diye cesaretlendiler. Ama bugün görüyorlar ki Türkiye iki devletli çözüme götürüyor işi. Dolayısıyla onu durdurmaya çalışıyorlar. Bir, onu durdurmaya çalışıyorlar o Kıbrıs sürecini. İki, şunu görüyorlar. Biz bu çok kutuplu dünyada Türkiye'ye çok ihtiyaç duyacağız. Onun için bir şeyler yapmamız lazım. Bu neye benziyor biliyor musunuz? 1997'de Lüksemburg zirvesinde Avrupa Birliği Türkiye'yi genişleme sürecinin dışında tuttuğuna dair bir karar aldı, açıklama yaptı. Türkiye'de ha öyle mi dedi? Peki. Ondan sonra pazı gücünü kullanmaya başladı. Mesela PKK'yı yerle bir etti. Suriye'nin üzerine gitti. Arkasından dedi ki Yunanistan'da sıra filan. Şimdi Avrupa Birliği darmadağın oldu. Peki Yunanistan'ın üzerine çökerse Türkiye ne yapacaksınız? NATO üyesi bir ülke. Teröre destek veren, APO'yu büyükelçiliği rezidansında barındıran bir ülkeye karşı Türkiye pazı gücünü kullanırsa ne yapacaksınız siz? Laf kalabalığı mı? Avrupa Birliği demek laf kalabalığı demek. Başka neye yarar ki? Ha o zaman büyük bir panikle bir de şöyle mesela o sırada bütün PKK yandaşları bilmem neleri destekçileri Avrupa Birliği'nin önde gelen ülkelerine ya Türkiye bizim üzerimize çok kötü geliyor, mahvoluyoruz dediğinde de ya bütün baskı kabiliyetimizi, gücümüzü kaybettik. Türkiye bizi dinlemiyor demeye başladılar ve Washington'a rica edip Türkiye bizi dinlemiyor. Siz Türkiye'yi acaba biraz şey yapabilir misiniz böyle ya hani telkinde bulunabilir misiniz tavsiyede falan. O sürecin doğru olmadığını 2 yıl içinde fark ettiler. Türkiye'yi yeniden yumruk menzilinin içine çekebilmek için bu Avrupa Birliği sürecini icat ettiler. Ne zaman o APO'nun, Yunanistan'ın, Kenya Büyükelçisi'nin rezidansında yakalanmasından sonra. Şimdi yine Türkiye'yi Avrupa Birliği'nin yumruk menzilinin içine almaya çalışıyorlar. O yumruk menziline girmeyeceksiniz. Bu yanlış bir şey. Türkiye'nin Avrupa Birliği diye bir süreci kalmamıştır mevcut müktesebat çerçevesinde. Ya Türkiye bütün müktesebat yok kabul edilir ve hızlı 1 sene 2 sene içinde üye olacak şeklinde Avrupa Birliği'nin zirve kararıyla Avrupa Birliği'ne alınır ki bu mümkün değildir Rumlardan, Yunanistan'dan dolayı. Ha şöyle mümkündür, Avrupa Birliği'nin önde gelen ülkeleri Yunanistan'ı ve Kıbrıs Rum tarafını kesin sesinizi diye susturur. Türkiye'ye ihtiyacımız var diye 2 tane de affedersiniz diplomatik tokat atar. Siz böyle yaparsanız şunu biz de size veto ederiz derler. Ki seslerini kestirirler. O zaman bile bu Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesimi çıkıntılık yapmaktan vazgeçer mi emin değilim. Çünkü bunlar çok zor devletlerdir. Ama hızlı bir Avrupa Birliği entegrasyon süreci önümüze konur. Orada da Kıbrıs tantanası yoktur, Ege hikayesi yoktur, PKK ile ilgili talepler yoktur, diğer canımızı sıkan hiçbir şey yoktur. Makul ve mantıklıdır. Yani Slovakya için ne istenmişse, Çek Cumhuriyeti için ne istenmişse onlar yazılıdır metinlerde. Onları da zaten Türkiye karşılamış durumda büyük ölçüde. Ondan sonra bu konu konuşulur yeniden. Yoksa gerisi lafı güzaftır, boş iştir, zaman kaybıdır. Çok teşekkür ederiz hocam. Evet, bir Hasan Hocama Soruyorum programında sonuna geldik. Önümüzdeki programda görüşmek ümidiyle CGTN Türk Radyo'da kalın, esen kalın.